Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Cübbeli. Akdeniz petrolü üzerinde bir savaş çıkması bekleniyor. Biz bu savaş büyük ihtimalle çıkacak. Yoksa bize o petrolleri, doğalgazı, dünyanın en büyük rezervi olan doğalgazı yedirmeyecekler. Yedirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Amerika var, Deccali sistem var. Hem kışında istiyor bizi, hem de bizim bölmek istiyor, hem bizi güçsüz duruma düşürmek istiyor. Bu kadar aklın var herhalde, şey yaparsın. Gerçi haberin var da senin bu İngiliz ajanlığı davasından da. Yine de hani bilmiyormuş gibi sorayım. Bu Akdeniz'de çıkacak savaş için, savaşta Şam'da askerlerimiz var. Bu Akdeniz'de çıkacak savaş için tarafların Şam'da da askerleri var yani Şam bölgesinde. Şam biliyorsun yalnızca o şehrin olduğu yer değil, büyük bir bölgenin ismi. Belki de Irak bile giriyor yani. Yani o Şam bölgesindeki askerler de birbirine girecek. Şimdi bu zamanda biz diyoruz Mehdi var. Said Nursi'ye göre var. Bir tanesi çıkmış nübüvvet kemalatını şey yapmış, ispat etmiş. Vahiy aldığını söylüyor. Sen bir şey diyemiyorsun. Sizi terbiye ediyor. Ali Kara tabii bunun tam bir şeyi anlayanı, uyanı olmasa da anlayanı. Siz de bunun farkındasınız. Şimdi böyle bir savaş olduğunda bizim ordularımız zayi olacak. Tek kalacaklar. Yani Avrupa, Amerika birleşirse bu petrol üzerinde, doğalgaz üzerinde İsrail, Mısır zaten Müslüman ülke olarak Mısır, Rusya da bir taraf olacak. Yani aslında Rusya bizim tarafımızda ama biz onun tarafında değiliz. Ne yapmamızı tavsiye edersin? Şimdi ben alimlere sorun falan diyorum. Şaş kaza sana Tayyip gelir yani. Şaş kaza Tayyip Erdoğan geldi bir kere ya. Yazı yazmıştım. Devlet mi küçüldü yoksa cübbeli mi büyüdü diye. Yani ben ona anlam veremedim. Senin gibi adi şerefsiz birine geldi. Nasıl ziyaret etti bilmiyorum. Belki önem verir, sen belki yol gösterirsin, belki doğru yolu gösterirsin. Şimdi sana sorsa ne yapalım biz cübbeli diye sormuş olsa. Alimsin ya, bu hadisleri falan biliyorsun, yorumluyorsun. Yorumladığına göre işte 300-500 sene 1400 hadisi varken 300-500 sonrasını atıyorsun bu olayı, Mehdi olayını. Şimdi gelse, bu savaş çıkmadan önce biz tedbir alıyoruz, alalım dese, sen ne dersin? Hani daha 300 sene var, 500 sene var, İslam yayılıyor. İşte İslam İzzet zamanında siz bunlara aldanmayın. Onlar İslam oluyorlar falan mı dersin? Yoksa ya bu Şam meselesi karışık. Bu hadislerde tıpatıp uygunluk gösteriyor bu olaylar. Ama biz yanlış yorumlamış olabiliriz. Said Nursi de böyle bir zaman, bu zaman diliminde bir Mehdi'yi şey yapıyor. Halihazırda bir tane daha var. Nübüvvet kemalatını ispat etmiş. Tek bu kişi tutarlı konuşuyor, ilmi konuşuyor, hadisleri açıklıyor, itikadi meseleleri düzeltiyor. Benim yanlış itikadi zehirlediğim milleti, ümmeti temizlemeye çalışıyor. Büyük ihtimal bunun Mehdi olma ihtimali var. Deyip de yani bu Şam'da bir şey baş gösterebilir. Siz bunun peşine düşün. Bir zemin hazırlayın hilafete, halifeliğe bir zemin hazırlayın. Yoksa hadislere göre sizin bir sıkışma durumunuz var. Sıkışma durumunuz var. O zaman halife de iş işten geçtiğinde, yumurta kışın ağzına geldiğinde belki de sebepler alemidir, belki de bir şey yapamaz. Ancak şu an için elimizde imkanlar varken çağırma, bütünleşme, anlama, kavrama gibi şeyler varken, bunları değerlendirme noktamız varken biz bunları değerlendirebiliriz. Değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tayyip Bey diyebilir misin? Yani sen Resulullah'ın sürünerek de ona ulaşın emrini uygulamadın.
Sürünerek gelmene gerek yok. Bak, 10 dakikada cibinde gelebilirsin buraya. Bak, burada biat etmen için sana cibinden ineceksin. Kapıyı zile basacaksın. Ama kendin basacaksın. Ahmet Alçay yazıyor orada. Ben bir ip salacağım. İpin ucundan tutacaksın. Biatını kabul etmiş olacağım. Tamam. Yani böyle bir tavsiye yapar mısın sen Tayyip? Yani işin şey tarafını bırakalım da sen böyle Tayyip Erdoğan'a böyle bir tavsiye yapar mısın? Mehdi yaşamaktadır. Bir delikanlılık yapabilir misin? Mehdi yaşamaktadır. İşte önümüzde bir savaş var. Bu savaşı biz göz göre göre kaybedeceğiz. Kaybedebiliriz. En azından bu zamana kadar böyle bir şey görmüyordum. Beni bu konuda bu Mehdi uyardı. Der misin? Yani bu işin akıbeti bizim parçalanmamız, Akdeniz doğalgazının elimizden gitmesi, Şeref Aysit de zaten beraberinde gidiyor. Zaten senin için önemli değil. Sen İngiltere'ye kaçarsın. Uçların belli başları da herhalde zemin hazırlamışlardır kendilerine o rahat memleketlerde. Bizden söğüşledikleri paralarla, sen de milletten söğüşlediğin paralarla herhalde güzel bir yere kaçarsın. Seni İngiltere kabul eder. Hadi buyur bakalım. Bu Allah'ın fazla da dilediğine verir.